Dostlar, merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Köşk köyündeyiz. Sultan Korusu'nun en güzel köyündeyiz. Atalarımızın köyündeyiz. Hani şu yaylalarında, ovalarında, tarlalarında nohut biçtiğimiz o Köşk köyündeyiz. Yine bir etkinlikte buluştuk. Bizi onura ettiniz. Kaşa götürmeye, arta eksilmeye, bu yemeği getirenlere, pişirip getirenlere böyle iman ve aşkı şer olar. Gittikleri yerden tam ve keder görmeye lokmalarınız tamam olar. Haydi abi, haydi abi. Çıkın, çıkın, çıkın abi. Belediye başkanından başlayın. Tamam, böyle de olur. Böyle de olur. Artık gülmemle başkanımın yanında olayım. Bun ustam demde velhasıl değişler dinlesem bir iki fasıl dolular sakiler altımda hasır halı koltuk kilim çulu istemem. Devletin tek bir lirasına göz dikenlere karşı mücadele etmek zorundayız. Çünkü bizlerin mayasında Mahsuni Şerif var. Bizlerin mayasında Hacı Bektaş-ı Veli var. Bizlerin mayasında Pir Sultan Abdal var. Bizlerin köpekleri bile haram yemez. İnşallah sizlerle birlikte önce haklı olacağız, başaracağız ve kazanacağız. Sizlere çok güveniyorum. Hep birlikte dimdik zalimlerin karşısında duracağız. Şükür kaçımın darın sese loçamın dara. El İstanbul'a kaçımın hen loçamın girle İstanbul'a. Onların gözlerini öperim çok çok. Festivalin bizim için bugünkü önemi toplumun kaynaşması, toplumun kucaklaşması, küskünlerin barışması, köyümüzü çevreye tanıtılması. Eskide bir çiftçilik yapılırdı, buğdaydı, nohuttu vesaire. Şimdi köy dağıldıktan sonra onlar kalmadı. Şimdi kimse çiftçilik yapmıyor. Yapsa da birkaç kişi yapıyor. Son dönemlerde nohut bittikten sonra işte kayısı ağırlıklı olarak. Şu anda kayısıya ağırlık verildi, veriliyor, devam ediliyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii sadece Veli Doğan değil, sarı ve tatlı bir sürü komşumuz, dostumuz, arkadaşımız var. Bizim Alevi toplumunu dünyaya, özelinde Türkiye hem ozanlarımızdır. Bizim köyümüzde de bu geleneğimiz çok şu an var. Bunu da hepiniz biliyorsunuz içimizde. Ali Madem, rica ediyorum buraya gelip önerim. Hem o, biraz önce dinlediğimiz Ahmet Aslan, bir de yeni yetişmekten olan Meysel. Bunlar saraylarımız olsun, çok büyük binalarımız olsun, milletvekillerimiz olsun, bizi dünyaya tanıtamazlar. Bunun için söylüyorum, bu binalar falan hepsi yıkılır ama ozanlarımızın şu yazmış oldukları şey bizim kültürümüzdür, edebiyatımızdır. Özellikle Ali Madem'in Ağat diye yazdığı ilk kitap bizim köyün tarihidir. Bakın biz hep sohbet ederken söyleriz. Köyümüzün yazılı tarihini bilmiyoruz. Doğru bilmiyoruz. Kulaktan kulağa duyduğumuz doğru yanlış şeylerle anlatmaya çalışıyoruz. Ama Ali Madem'in Ağat diye yazmış olduğu kitap her ailenin kütüphanesinde olması gereken, her gencimizin okuması gereken bir kitaptır. Ey cefası güzel canım, dost olsun diye bana zulüm eyledin. Dakika
vara 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 Malhra be vara 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 Eskurbane vara vara Kaç kokeye başna kazro veleye omon omon Mınazna kır kaç kokeye başna kazro veleye omon omon